ben yalvararak gelmedim yani. Ha, gelirken sevinerek geldim ama bana yalvardıklarını düşünüyorum. Halkımızın beklentisi vardı. Onlar da bizden çok şey bekliyordu. Onlara da karşı kendimizi mahcup hissediyoruz. Saha içerisinde hem yönetime bana bağırmalar oldu. Seyircinin bağırması normal ama yönetimin bu konuyla hiçbir ilgisi yok. Bu zamana kadar yönetime her türlü desteğe, özellikle başkan, onun adına da üzgünüm. Burada tek, daha önce de söyledim, tek sorumlu benim. Çünkü seçimleri yapan benim. Başarısı da benimdir. Beklentimiz farklıydı. Kazanmak veya en küçük ihtimalle buradan beraber ayrılarak yarışta önde olmak istiyorduk. Ama maalesef kötü başladığımız oyun başındaki yediğimiz golden itibaren oyunun tamamına baktığımızda sayımızın 10 kişi kalması fark etmez. Rakibin daha üstün oldu. Kazanmayı hak ettiği bir maç oynadılar. Birincilik biraz zor ama ikinci olup playoff şansımız devam ediyor. 4 maçı da kazanacak bir takımız ama bugün olağanüstü bir dağınıklık oldu bizim için. İlk golden sonra oyun planları tamamen alt üst oldu. Her maça çıkarken bir umudumuzu olduğunu düşünüyorduk. Tabii bunu daha önce başlangıçta Hollanda ve Norveç maçıyla iyi başlayarak mutluluğa çevirmiştik. Ama geçen süre içerisinde özellikle Letonya ve Karadağ maçıyla kaybettiğimiz puanla bugün 15 ve 16 puanda olmamız gerekirken 11 puanda kaldık 6 maçta. Bu tabii bizim için başarısızlık. Üzgünüz ama aslında hiçbir şey de değiştirmiyor. Ben oyuncuların gayretinden, iyi niyetinden asla şüphem yok. Ve bunlar iyi oyuncular, iyi karakterler, yetenekli. İnançların cesur olmalarını hiç kaybetmesinler. Yine başaracaklardır. Bundan sonra 4 maçı da kazanıp başarabilirler. Başarıyı yakalayamadık. Dolayısıyla hatadır. Ama bundan sonraki alacağım karar, şu anda alacağım bir karar değil. Onu alacağız, size açıklarım zaten. Hocam, soyunma odasında en son ne konuşuldu? Oyuncuların durumu neydi? Yok, hiçbir şey oyuncularla geçmiş olsun. Yani genel konuşmalar onlar, özel konuşmalar oyuncularla. Teşekkür. Bunun, kendi şahsım. Bunun genel sebebi ne? Çünkü çok uzun bir süreç aldı. Yani İtalya maçı, Avrupa Şampiyonası. Toparlayamadım yani, biraz ondan olabilir. İşte seçim dediğim, oyun oynatmak, işte düzen, çalışma, bunların hepsi eksiklik olarak görünebilir. Bir sürü şeyle söylenebilir. Herkes ne söylüyorsa haklı olabilir. Çünkü hepsini biz sebeplerini tek tek topladığınız zaman oraya varır. Yani şey olur. Yani çünkü oyuncu da görev alıyor, yapıyor. Biz de, yani yönetim de bize görev veriyor, her türlü desteği veriyor. İşte iyi oyuncular sahaya süreceksin, yanlış yaparsa değiştireceksin, iyi çalıştıracaksın. Bunları eksik yaptık demek ki, öyle düşünmek lazım. Çünkü diğeri bir cevap olmaz. Özellikle Hollanda-Norveç galibiyetlerinden sonra, Hollanda'da bugün işte yediğimiz ilk gol sonrası dağıldıysak söylenecek bir şey yok. Sahaya çıktığımız zaman istifa bağırılıyorsa, bir sene önceden beri maaş veya futbolla işte git ne zaman gideceksin diye bağırılıyorsa, bunların Türk futboluna bir şey olmayacağını söylemeye çalışıyorum. Çünkü yönetimin yapacak bir şey yok. Yani sahaya çıkan yönetici değil ki. Başkan bize her türlü imkanı verir, çalıştırıyor. Konu karışıyor. İşte benim bir sene önceden, daha bu maçtan şeyden değil, Mart ayından daha önceden itibaren başlayan, işte ne maaş alıyor, almıyor. İşte orada yani bir düzen var Türkiye'de. Ha, onlar da bu maçın kaybını söylemek istemiyorum. O yüzden yani söylüyorum, anlatıyorum onu. Bugün yarın biri de gelse aynı şeyi yapıp yanlış yaparsınız. Yani bana yapılan oraya yapıyorsa yanlış yapılır. Alırken yalvarıyorsun, aldıktan sonra hakaret ediyorsun. Bu doğru değil, benim söylüyorum ama siz nasıl istiyorsa, siz derken şahsınızı, ülke olarak nasıl istiyorsan öyle yaparsınız. Sahada çıkan oyuncu sorumluluktan kaçmaya, gelir duruma düşüyorsa, o zaman bir baskıyı kendimiz oluşturuyoruz. Yani bunları birini suçlamak için söylemedim ama böyle bir hava hissediyorum. Yani daha birinci dakikada kazandığı zaman abartımız fazla. Kaybedince futbol kültürü eğitimli olur, zamanlı olur, doğru işlerin sürekliliği olur. Biz bir iki maç kazandık mı mükemmel dedik. Bir maç kaybettik, kötü olduk. Ben bunları söylerken bugünkü bir mazeret olarak söylemiyorum. Genel olarak bundan sonra da yine aynı şekilde bir hoca da gelse, bir yönetim de gelse, oyuncu da değilse, bu sistemin, yani bu anlayışın doğru olmadığını, bu kültürün doğru olmadığını söylüyorum. Ama bugün biz maçı alsaydık da bu yanlış var. Ki daha önce de aldığımızda da söyledim. Bugün kaybettik, aynı şey var. Ama bugün başarısızlığı ona da bulmak doğru bulmuyor. O yüzden başkan, yani bugün maçı iyi aldık, yönetim çok iyi. Maçı kaybettik, yönetim kötü. Başkan oynamıyor yani. Teknik adam olarak benim seçiyorum. Türkiye'de olabilecek en iyi oyuncuları almaya çalışıyorum. Orada aldığım eskileri siz tartışıyorsunuz, eleştiriyorsunuz.
Ben de bugün sahaya çıktığımda eleştirilerinize onun için saygı duyuyorum. Seçimlerim iyi olsaydı maç kazanırdım veya takımı iyi oynasam kazanırdık. O zaman sorumlusu benim. Ama yine de ben katılabileceğini düşünüyorum. Bu kadroya inanıyorum. İnancım var. Ben başaramadığımı düşünüyorum. Ama buna sahip çıkılması, sahip çıkmak taviz vermek değil. Yani yok etmek, baskı altına almak doğru değil. Bunu size söyledim. Yoksa bugünkü maçın sonucunda işte buna bağlasak o da doğru değil. Yani bazı söylemlerin başka yerlere kayıyor. Tekrar söylüyorum. Bugünkü maçın kaybettiğimizde sonuç olarak başında da beğendim. Ama bu kadronun iyi oynayıp kazanma şansının olabileceğini düşünüyorum. Yani kendi şahsımla ilgili yani bir senedir neden maaşlar anlatıldı, neden bir saldırı olduğunu bilmiyorum. Yani düzen öyle, ya şeytanlık mı var, başka bir şey mi var bilmiyorum ki. Yani olabilir, bunların hepsi var Türkiye'de. Yanında çalıştığın adam bile başka şeyi düşünüyor. Ben bakmıyorum. Ha, onları güldürdüm. O da benim hatam yani, üzgünüm. Ama ben onlara hiç cevap vermek istemedim. Konumuz da o değil ama yani bu neden olur? Bu bana olsun ama ben gittiğim zaman da gelen birine olmasın. Yani lüksüsü giderken kovmak isteyenler, bana gelirken yalvaranlar, sonra 6 ay sonra başları iyi gidince suçlamaya başlıyorsa o zaman bir düzende bir yanlışlık var. Ama bu bugün maçın sonucu değil. Yani anlatıyorsunuz da o yüzden söyledim. Biz başlangıca göre sahada oynadığımız oyun karşılığı değil. Ama bu oyuncuları kötüleme anlamda alırsan yanlış olur. Çünkü baskı var dedim. Yoksa ben yani şimdi şöyle söyleyeyim. Oyuncu sahaya çıktığı zaman mesela şimdi 15 puanla buraya geldiği zaman başka bir güvenle gelir. Kritik maç oynuyor. Gol yiyip oyun başında güven sıkıntısı yaşar. Bu ya oynayacağı oyun coşkusunu kaybeder. Sorumluluk onların değil. Sorumluluk zaten benim söyledim. Oradaki yanlış anlaşılmasın. Çünkü hiçbir oyuncunun, ben bir oyuncuya sağ bek koyuyorum, sol bek, santrafor koyuyorum, orta sahaya koyuyorum. Ben koyuyorum onu. O da elinde gelen gayreti gösteriyor. İyi yapar, kötü yapar. Değiştirirsiniz yani. Onun için sorumluluk onun değil. Onun bir görevi var. O görevini yapmaya çalışıyor. Eksik yaptığı zaman değiştiririz. Söyledim o. Benim maaşım konumu bugüne kadar, geldiğimden beri bugüne kadar neden konuşulduğunu anlamış değilim. Hala da anlamış değilim. Beni sevmeyebilirsiniz, nefret edebilirsiniz, istemeyi ama milli takım antrenörü olarak saygı gösterilmesinden yanayım. Bunun kampanyasını yap, arkasında hiçbir şey yokmuş davranmayı doğru bulma. Biraz düşünülsün istiyorum. Yoksa biz ebedi burada değiliz zaten.